Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Kerem Kan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Görüyorsunuz biz buna burada şu anda şey yapıyoruz, bulgur yapıyoruz. Daha taze, daha bu şey, daha buğday daha işlenmemiş. Şu anda bu bulguru yapıyoruz. Şurada da var. Bulguru aslında böyle bunun içine nohut atan var. Ondan sonra bunun içine beyaz fasulye atan var. Ama bu şey olacağı için bu nasıl diyeyim, bu bulgur olacağı için böyle kazanın içinde, zaten biliyorsunuz bulgur önce eskiden köyden annelerimiz falan yapardı. Biliyorsunuz bunu. Ama artık o gelenek görenek kalktı, sağ olsun. Böyle bizim köyden yapanlar da var. Arkadaşım birisi yaptı, beni çağırdı, dedi gel şunu video çek. Valla şu anda biz köy bulguru yapıyoruz. Ama güzel oluyor. Tadı da çok lezzetli olur. Daha yiyeceğim şu an. Şu an sıcak. Daha tam olmuş değil. Bakın görüyorsunuz, büyük kazanı kurmuşuz. Altta köz. Ondan sonra bunun içine bulgur. Tabii şimdi bulgur olacak. Buğday, her buğday olmaz. Her buğdaydan bulgur olmaz. Bunun adına ne diyorlar? Ne bulguru? Bilmiyorum. Türkçe bunun ismi, biz kundari diyoruz da. Şimdi Türkçesini bilmiyorum. Yani her buğdaydan bu bulgur olmaz. Makarnalık mı? Yok lan. Vallahi tam ne bileyim canım ben. Ama yani kurumu için kundari de. Hemen yazdı bu kundari. Şimdi Türkçe bunun ismi kundari mi? Değil. Bunun ismi Türkçe ne bilmiyorum. Türkçe makarnalık. Makarnalık mı? Vallahi de. Bilmiyorum abi, doğrudur belki. Yalnız arkadaşlar, bence bu çok güzel olur. Şu anda iştahım çekti. Yemek istiyorum. Yiyemiyorum. Yani sağ olsun arkadaşlar, ışıklandırma falan yapmışlar böyle. Dışarıda yapıyorlar. Çok harika bir şey olmuş. Arkadaşım aradı, Kerem dedi gel biz bulgur yapıyoruz dedi, bunu videoya çekersin, güzel olur. Biliyorsunuz bu bulguru önce ne yapıyorsun, kaynattıktan sonra bunları temiz bir yere seriyorsun. Eskiden tabii ki eskiden şey vardı, eskiden nasıl diyeyim, dam vardı, kara evler hepsi kara örtüydü. Şu andaki hepsi, neyse, hepsi çatı da kara örtüydü. Bu sefer kova içinde iple yukarıya çekerlerdi. Kara örtünün üzerine de çadır sererlerdi. Çadırın üzerine de şu bulguru, şu buğdayı sererlerdi, kuruturlardı. Daha sonra da zaten biliyorsunuz Yeni Coba'ya veya Cihanbeli veya Pınarbaşı'na götürüp orada işletirlerdi. Daha sonra bunu tekrar getirip kırda veya açık bir alanda rüzgarın olduğu zaman bunu böyle rüzgarda savuruyorlar, tozu ayrı gidiyor. İşte bunun şey var, irmik, yani bu irmik de bundan çıkıyor. Biz ona neyse Kürtçe simit diyoruz da, simit, ama bunun Türkçe ismi irmik var. Yani irmik olarak, irmiği ayrı çıkıyor, bulgur ayrı çıkıyor, iki çeşit oluyor bunda. Yalnız çok güzel oluyor. Biz bunun irmiğine şey katardık, bileniniz çoktur, içine şeker katardık, yerdik. O zaman annelerimizin hemen bir an önce şeyden geçirip rüzgardan şey yaparak, ayırarak şey yapıyorduk. Biz de o simiti alıp hemen şeker katıp yiyorduk. Eskilerden kim kaldı kardeş? Bakın, artık bunu yapan kimse yok. Hiç kimse yok. Şimdi bu videoyu niye gece çekiyorum? Çünkü gündüz yapamadılar, gündüz sıcaktı diye. Gece yaptılar. Beni de aradılar, Kerem gel işte biz bulgur yapıyoruz, bunu YouTube'a çekersin. Ben de hemen geldim, işte bunu sizlerle göstereyim. En azından bunu çocukluk zamanında bileniniz çoktur. Onun için bunu bir size çekeyim dedim, anılarınızı biraz tazeleyeyim. Yalnız yiyeceğim yani. Keşke size getirsem olmaz, çünkü yoksunuz burada. Ama kendim yiyeceğim. Artık kusuruma bakmasınız. Var mı hazırda?
Tabakta hazır yok mu? Şimdi biraz biraz ayır. Sayır. Biraz şeyin içine koy. Taşlama koy bir kez içine, sayır içine. Oo. Tamam, tamam, tamam. Çok çok. Bunu biraz soğuması lazım. Tabağa koydum arkadaşlar, yiyeceğim. Arkadaşlar işte şu anda kutunun içinde biraz soğumasını bekleyeceğim ama beklemeyeceğim de, çünkü yemek istiyorum. Yemin ederim çok süper olmuş. Tam olmuş, tam kıvamında. Kamera düz, tam böyle düzgün şey. Oo. Bakın arkadaşlar, bakın bak. Biz buna Kürtçe dana diyoruz, dana dana. Biraz soğumasını istiyorum ama soğumadan da yemek istiyorum. Çünkü gerçekten ya, vallahi ben de kaç senedir yemiyorum. Yani belki 5-6 senedir, belki 7-8 senedir yapan yok, hemen biliyorsunuz. Marketlere koş, hemen hazır bulgurdan getir. Bunun zahmeti biraz daha fazla oluyor. İşte yani bunu nasıl yaptığını görüyorsunuz. Bu biraz daha yani annem onlar yaparken bunu ben çok yani heyecanlanıyordum. Bir an önce bir olsaydı da yeseydik. Ama vallahi karani kodaya pır koş. Bunu özel yapanlar, yani bunu böyle sadece kendisine özel yapmak isteyenler bir büyük bir kazanın içine işte bu buğdayı, yeşil fasulye diyorum. Beyaz fasulyeyi, bir de nohutu katarlardı. Yeşille mercimek falan katarlardı. Niskanına mercimek bu. Ha. Ha. Bunu katarlardı. Özel yaparlardı, yerlerdi. Ama Kur'an-ı Kadir var ya, bu çok güzel olmuş. Kusura bakma. Sizin karşınızda yiyorum ama en azından bu güzellikleri görmeniz için. Yani en azından şu manzara görmeniz için, çünkü kaç senedir, belki 50 senedir, belki 30 senedir bu manzarayı görmeyen kardeşlerimiz var. En azından görerek çocukluk anılarını tazelemiş oluruz. Hem yiyorum da, hem yerken anlatmak daha güzel oluyor. Halbuki buğday ve su, kaynamış buğday, ama yemin ederim başka bir lezzeti var. Eminim canı çekenleriniz vardır. Yani bu şekilde işte keşke olsa da akşam biz de yesek. İnşallah olur, yapabilirsiniz. Yani köydeki olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yapabilir. Sıkıntı olmaz. Eskiden böyle 3-4 tane kazan yanmayan. Şimdi doğru. Şimdi Ferman kardeşim doğru söylüyor. Eskiden bu kazanlardan böyle 4 tane yan yana koyarlardı. Yaparlardı tabii ki o zaman. Şimdi o gelenek gitti yani, artık onu kimse yapmıyor, eden yok. Şimdi beni yemin ederim şu anda benim yanımda olmak isteyeniniz çoktur. Yani sırf şunu yesin diye. Ben sizin yerinize yiyorum. Kanınızı helal edin. Siz de canı çekerse. Yani yurt dışında dahi olsanız fark etmez arkadaşlar. Böyle bir kıyı, bir köşede, yani ben bilmem, siz daha iyi bilirsiniz. Böyle uygun bir yerde de kendiniz bu anı yaşayabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz, kendiniz yiyebilirsiniz. Çok güzel olur. Bir de hem anlatırken hem yemek çok güzel oluyor. Şimdi kamera önünde belki şu kadar yiyorum. Kamera arkasında şunu doldurup yiyeceğim. İnşallah denelenmem. Yani benim bu videoma bakıp da çoğu kişiniz diyecek ki keşke Kerem'in yanında biz de olsaydık, yeseydik. İnşallah yersiniz yani. Zor bir şey değil elinizde. Yani yapmak isterseniz yaparsınız. Bunda bir sıkıntı olmaz. O kadar zor bir şey değil. Yalnız Avrupa'da
Buğday bulabilir misiniz, bulamaz mısınız onu bilmem. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz buğday bulabilirler mi onu bilemem ama köydeki beni izleyen kardeşlerimiz yapabilir yani. Sıkıntı yok. Canı çekerlerse yapsınlar yani. Bu bir şey değil. Ayıklanmış içinde herhangi bir taş falan da yok. Bakın. Tertemiz, tertemiz. Ama var ya, vallahi pır koşup korona. Kendim de zaten 5-6 senede belki fazla oldum. Yiyemedim. Yani şu kazanı yesem dokunmaz. Bir de Kürt işi böyle elemiyoruz. Hani bunu kaşıkla yiyen de var. Biliyorsunuz bunu böyle yemek daha lezzet. Kaç dakika oldu Ser? 5 dakika. Tamam kapat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi size yeniden anılarınızı da tazelettim işte bu bulgur böyle. Biraz tanıtımı yaptım. Tanıtımı yapmama gerek yok. Bileniniz çoktur zaten. En azından ben de sizlere böyle bir nebze de olsa anılarınızı böyle tazelettim. Tazelettiysem de ne mutlu bana. Arkadaşlar bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni kısmına beğeni atarak ve en alt kısma da yorum ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.